Ben Gülizar Işıkçay, Hataylıyım. 20 yıllık edebiyat öğretmeniyim. 8 Mart 2018'de ihraç edildim. İhraç edilme nedenim sosyal medya paylaşımları. Aslında benim kendi yazdığım paylaşımlar değil. Bir karikatür, işte bir haber. Ulusal basına çıkmış olan Tabii şeyler. ki ulusal basında çıkmış olan, aynen öyle. Benim kendi yazdığım herhangi bir durum yok. İşte mesela barış istemem, insanların, askerlerin, çocukların ölmesini istememem. Mesela işte Ayşe öğretmen yalnız değildir demem. Bir milletvekiliyle çekildiğim bir fotoğraf. Aslında milletvekili şu an mecliste çalışıyor, maaşını alıyor ama ben onunla fotoğraf çekildiğim için ihraç edildim. Ayşe öğretmen yalnız değildir dedim. Ayşe öğretmen mesleğine döndü, ben ihraç edildim. Onun dışında böyle çok komik şeyler var şu an aklıma gelmeyen. Yani böyle hani baktığınız zaman gerçekten ciddi anlamda herhangi bir suçum yok zaten. Hiçbir zaman da bunu kabul etmiyoruz. Ama Komisyona işte başvurdunuz. Dosyanızın durumu ne halde? ben komisyona başvurmadım. KHK'dan atılmadım çünkü komisyon kararıyla, disiplin kararıyla Anladım. atıldım. Kademe durdurma cezası aldığım için. Bir paylaşımım benim aslında aynı suç, tırnak içerisinde suç ise 3 tane davaya dönüştürüldü. 3 defa suç işlemiş oldum. 3 defa ceza verdiler bana. Yani sürekli kademe durdurma, kademe durdurma. İhraç edildikten sonra inanır mısınız evime bir kademe durdurma geldi. Dedim ki ben evde otururken kademem nasıl durduruluyor? O da ayrı trajikomik bir olay. Böyle oldu. Benim kazandığım davalar var. Bir kısmı işte Hatay'da, bir kısmı Adana'da, bir kısmı da Ankara, Danıştay ve Anayasa'ya kadar gitmiş durumda. Ayrı ayrı 5 tane dava. Kazandıklarım da var. İşte istinafa götürdüklerim de var. Milli Eğitim'in götürdüğü var. Ama Ne hala olur? dönemediniz. Hala dönemedim, evet. Aslında hani 3 yıldır ihraç edildik. Çok fazla bununla ilgili bir gündem oluşmadı. Belki ufak tefek şeyler yapıldı. Açıkçası hani şu an gerçekten siyasi anlamda da çok büyük bir kaos var. Kimse bir şey yapamıyor. Hani siz de diyorsunuz ki yani bir sürü karmaşa varken benimle ilgili ne yapılabilir ki? Tam unutmuşken böyle bir etkinliğin olması beni aslında umutlandırdı. Güzel bir etkinlikti. Ben teşekkür ediyorum gerçekten CHP milletvekillerine ve sorumlu olan bütün ilçe başkanlarına. Açıkçası benim hoşuma gitti. Olumlu buluyorum. Neden? İlk defa kendimi ifade ettim ben 3 yıldır. Hiç kimse bizi dinlemedi. Hiçbir yerde dinlenmedik. Hiçbir yerde eylem yapamadık. Kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet umutluyum. Evet güzel şeyler olacak. Zaten umut bizi ayakta tutuyor. Çok daha başka şeyler yapıyorum. Tiyatro yapıyorum, drama yapıyorum, programlar yapıyorum. Ama dönüp baktığım zaman hani ben mesleğimi de istiyorum. Hani bu benim doğal hakkım, benim ana sütüm gibi helal olan bir mesleğim ve ben boş yere ihraç edildim. Bunu istiyorum. Olacak mı? Eminim. Ama ne zaman olur? İşte bu adalet olmazsa, bu hukuk işlemezse benim umudum olmaz bu konuyla ilgili. Hani Türkiye'de siyaset değişse, olumluya dönse bile öncelikle hukuktan başlamak gerekiyor. Çünkü hukukta neler olduğunu bilemiyoruz. Ben dosyalarıma baktığım zaman karışık geliyor bana. Kazanmışım ama nerede? 2 kere gözaltına alındım. Birincisinde takipsizlikle sonuçlandı dava ama bu idari yargıya işlemedi. Benim suçum yok onunla ilgili. Terör örgütüyle ilişkisi olmadığına dair bir karar verildi. Peki benim aldığım cezalar önce ihraç ettiler çünkü ondan sonra soruşturdular. Evet sosyal medya, tamamen sosyal Aklınızın medya ve aklına şey eğitim senin geliyor. yaptığı eylemler yani yasal olan işte hani 2 günlük mesela iş bırakma eylemleri vardı. Eğitim senin yasal olduğu, devletin izin verdiği, polislerin orada bizi çektiği yani yasak olsa zaten izin verilmezdi. Dolayısıyla hani yasal olmayan hiçbir şey yok. Gelmedi. Çünkü eğer tekrardan bu sistem değişip de yerine gelen sistem aynı şey yapacaksa vallahi o zaman çok kötü olur. Teşekkür ediyoruz. Rica Sağ olun. ederim. Sağ olun. Teşekkür.